Mekanik klavye aslında bir hastalık biliyor musunuz? Ama şu güzelliğe kim hayır diyebilir? Bir de siz gelin işin tuşa basma hissine bakın. Her biri ayrı bir dünya. Ama şu optik switch yumuşak. İnsan gerçekten karar vermekte zorlanıyor ama şu durumda bunu tercih etmek durumundayım. Yani gerçekten yumuşak ve çok harika bir switch. Şuraya baktığımızda birazcık daha böyle kötü diyemem ama ikisi arasında optiği tercih ediyorum. Fakat getirip de masaya yine optik ama kablolu şu klavyeyi koyduğumuzda yine Asus'un. İşte bunun tuşu C ise hakikaten neredeyse bundan daha iyi diyeceğim yani. Muhteşem bir tuş hissi var şu klavyede. Gerçekten acayip bir dünya. Bu tekeri neden o kadar önemsiyorum? Sebebi gayet açık sanırım. Bu kadar muhteşem bir kontrol başka nasıl sağlanabilir ses üzerinde? Şöyle bir bakınca gerçekten güzel bir klavye olduğunu anlıyorsunuz. Şarj seviyemiz en üst seviyede şu an. Şu da efekt. Güzel bir efekt sayılır. Şu bölge zaten gördüğünüz gibi ayırt edilmiş camsı bir yapıyla ve matlaşıyor. Şurada ışıklar. Evet, tekerlek ve makro 0102-0304. Bir de şuna arkadan şöyle çevirerek bakalım. Rogue. Görüyorsunuz. Şuraya dangle giriyor. Mıknatıslıdır. Taşırken oraya buraya yeri hazır yani dangle'ın. Kolay kolay kaybolmaz. Şöyle bir daha bakarsak. USB uzatması ve switch on off kapatılıyor. Ve şuradan da şarj oluyor. Ve kablolu klavye olarak kullanılabiliyor. Arkası nasıl? Arkada da muhteşem bir doku var gördüğünüz gibi. Yani genel olarak güzel bir klavye ama amalar var tabii her zaman olduğu gibi. Bir negatif taraf da şu USB uzatmasının şu an mouse takılı. Maalesef şarj kablosu takılı olmadan çalışmaması. Yani şu an mesela USB gördüğünüz gibi çalışıyor. Fakat şimdi şarj kablosunu çıkarıyorum. Ve gitti. USB çalışmıyor. Yani burada hakikaten dangle üzerinden bu çalışma imkanı verilseydi USB uzatmasının kablosuz olarak harikulade bir özellik olacaktı. Bir benzer durumda bunun kablosuz çalışmaması. Yani şu buradan çıkıyor ya. Buradan bunu çıkarttığımız zaman bu çalışmıyor artık. Şurada bir bağ var. Arada şöyle bir bağlantı var. İlla şu temas gerçekleşecek şuraya. Bu olmadığı zaman maalesef numpad çalışmıyor. Böyle olmuş olsaydı gerçekten muhteşem olacaktı. Bunun dışında şuraya baktığınız zaman sıkıntı çıkarsa da şuradan bastığınızda bir sıkıntı yok. O tarafı güzel. Şöyle klavye şurada dururken şöyle güzel yani. Ama mesela kenarlarından tuttuğunuzda kaldırmak için şuraya hep şurası şuralar oynuyor bakın. Hep şu şunu kaldırdığınızda şu oynaklığı hissetmek durumundasınız. Bakın şu. Hep böyle bir korkarak şunu şuradan kaldırıp şuraya koyma durumu söz konusu oluyor. İşte bunun önüne geçmek için şöyle olacaktı. Yekpare parça. Bu arada şurada bir parça daha var. Onu ben devreye sokmamışım. Bakın şurada iki adet ayak var. Evet. Şöyle şu şekilde o zaman harika. Ama bunu bu şekilde kullanırken de dikkat edin burası böyle kalacak. Ya şunu şuradan çıkaracaksınız buraya takacaksınız şu parçayı. Şu görsellikten hoşlanmıyorsanız. Yani şunu buradan çıkarıp oraya takmanız lazım. Şöyle çıkarıp şuraya. Şu şekilde olacak. Bu durumda numpad iyicene makinalaşmış oluyor görsel açıdan. Gördüğünüz gibi. Zaten şu an işlevsiz bir halde. Tekrar ediyorum. Hakikaten şunun şu şekilde kullanılamaması üzüyor insanı. Böyle olsaydı muhteşem olacaktı. Düşünsene şu şurada duruyor. Şurada duruyor. Yani bu
İşte Asus bunu yapacak, bakın ben size söyleyeyim. Yine bizim paramızı cebimizden alacaklar yani. Bunu yaparak. Ama ben numpadsiz, tekerleksiz ve fonksiyon butonsuz olamam. Dolayısıyla takıyorum. Şöyle dışarıdan baktığınızda aslında çok güzel gözüküyor. Şöyle ilk dokunduğunuz zaman tuşlarının hisleri çok iyi. Özellikle şu tuşların bile hisleri çok iyi. Tuşun sesi duyuyorsunuz. Ve basma hissi muhteşem. İlk kez çıkarıyorum şu LCC'yi ve korkarak çıkarıyorum. Çünkü bunlar bayağı hasar görüyor bu çıkartaklarda. Bakın arka kısmı görüyor musunuz? 4 adet farklı noktada muhteşem dengeli. Ve bu da efsane optik switch. Şimdi bunda kırılma nasıl olur? Şu ayaklardan birisi kırılsa, ikisi kırılsa bile bu kurtaracak, biliyor musunuz? Diğer klavyelerle kıyaslandığında. Bu da Logitech Roamer G Switch. Normalde şöyle olması gerekiyor ama kırıldı ve böyle oldu. Dolayısıyla bunu takmak artık mümkün değil buraya. Çünkü şu iki ayak switch üzerinde şu iki deliğe girecek. Fakat burada o iki ayak artık yok. Ve dolayısıyla bu key bitti. Bu da genelde kullanılan klasik switch. Fakat bu da HyperX Pudding Keycaps. Çatır çutur kırıldı gördüğünüz gibi. Hakikaten çok sağlam. Onu söyleyebilirim. O kadar klavyeden acı çekmiş biri olarak mekanik klavye kırılmasından çok da güzel taktım. Harika. Metal gördüğünüz gibi. Ve şunu belirtelim, bakın modlar, light ayarları, yani şu FN'ye basarak şuradan parlaklık ayarı yapılabiliyor ve efekt modları değiştirilebiliyor. Önce parlaklığı arttıralım mı? Anlaşılıyor mu? Şöyle yapalım o zaman, tık 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 gitti gördüğünüz gibi. Bak arttırıyorum, azaltıyorum, gitti şu an, arttırıyorum, maksimum. Bir de mod değiştirelim. Bakın farklı efekt modlarına geçiyoruz. Farklı modlar. Klavyenin şu kısmında ışıklar var. Şu num gördüğünüz gibi numpad'in aktif olduğunu gösteriyor. Şu büyük küçük harf. Şu scroll lock. Bu arada scroll lock ne yapar hiç merak ettiniz mi? Gördüğünüz gibi mesela 35, 36, 34 şeklinde gidiyor. Şimdi scroll lock'a basıyorum. Bakın 35 seçili ya. Bakın 35'i hareket ettiriyorum gördüğünüz gibi. Yani scroll lock kitleme yapıyor. Doğru, bütün Excel sayfası yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Scroll lock'ı kaldırdığım andaysa Excel hücreleri içinde gezmeye başlıyorum. Şurada da window butonu ile ilgili bir LED var. O da şu şekilde. Şurada lock yazıyor üstünde gördüğünüz gibi. Şu function butonu ile birlikte lock yapıyorum. Bakın şöyle. Window'u lock yaptım. Bu durumda start menüsünü hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Start menüsü açık kaldı. Ama lock'ı kaldırdığım anda, şu an kaldırdım. Bakın şu an kaldırdım. Şimdi artık çalışıyor window butonu. Şu ise şarj olduğunu gösteriyor. Zaten şuradan da görüyoruz. Şu an hala şarj devam ediyor. Ve şu an şarj seviyemizi programın üzerinden de görebiliyoruz. %99'a gelmiş durumdayız. Buradan da Armory Create'e gidiyoruz zaten. Ana programına. Ona ayrıca bakacağız. Şu gördüğünüz G413 mekanik klavyeyi aldım zamanında. Aslında bu muhteşem bir klavye. Bunun yazma hissi falan da çok güzel. Fakat bunda bir çift basma sorunu çıktı. Bu klavyede de çift basma sorunu oldu. Ne kadar muhteşem bir klavye olsa da. Dedim yeter artık, mekanik klavyede şu çift basma sorunundan nasıl kurtulacağız? Ve çözüm optik switch'ti. Ve sonunda bu ROG Strixscope RX denen Asus'un geliştirdiği optik switch'li klavyeyi gittim test ettim. İlk testte daha dokunur dokunmaz bu iş tamam dedim. Ve klavye burada. Optik switch ve bu klavye gerçekten muhteşem bir klavye. Muhteşemliğini şuradan anlayın. Bu işlerle pek alakası olmayan bir arkadaş bir gün oturdu masaya. Bu klavyeyi kullandı. Bu nasıl bir klavye ya, muhteşem dedi. Diyeceksiniz ki madem öyle neden gittin o zaman bunun üstüne bir daha klavye aldın. Bunun tek sebebi kablosuz klavyeye geçme arzusu. Başka hiçbir sebebi yok. Selam arkadaşlar. Şu gördüğünüz kablosuz mekanik klavyeyi yaklaşık 3 ay önce satın aldım. Eninde sonunda kablosuz mekanik klavyeye geçeceğim belliydi ama biraz sanırım erken oldu. Çünkü bir fırsat doğdu.
Bu videoda bu klavyeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Önce kutu açılışına bakalım, sonra söylenecek çok şey var. Onları söyleyelim ve bitirelim. Evet, klavye bu. Bir an panik yaptım Türkçe olmayabilir diye, ama Türkçe olduğu yazıyor. Buna dikkat edin. Ve şöyle bir baktığımızda özellikler burada gözüküyor. Tabi asıl gerçekler açtığımızda açığa çıkacak ve yavaş yavaş açılışa geçelim. Evet. Şöyle bakınca şöyle ilginç bir, korktum şu an. Yani şunu görmek istemezdim. İki parça. Acaba ne var şimdi? Bak, korkuyla açıyorum. Böyle yanlışlıklar olabilir. Evet, rahatım şu an. Şu tuş. Ve karakterler. Gayet okey. Tuş hissi harika. Bir parça daha çıkıyor. Şu şekilde. Kumaş muhteşem. Evet. Çok güzel. Yani ilk izlenimler parasını hak ediyor. Şu tuşun basma hissi bile harika. Çok güzel. Başka ne varmış? Şöyle bir parça. İçerisinde çıkartmalar falan. Katalog. Böyle deri bir el dayana. Çıkaralım bakalım. Harika. Bu da çok güzel. Mıknatıslı. Şuraya bu şekilde takılabiliyor mıknatıs. Çok güzel. Başka ne var? Şu şöyle bir garip alet. Şöyle bir alet. Type-C dönüştürücü ve bir adet daha dönüştürücü, ama bunun tabi dişi erkek meselesi var burada. İhtiyaca göre herhalde bakacağız ileride ne anlama gelecek. Şu parça çıktı. Bu da şarj kablosu sanırım. Evet. Aynı zamanda da kablolu olarak da çalışabiliyor bu klavye demek ki. Evet. Ve toplamda hadise bu. Yani ne çıkmış oldu? Sonuç olarak kutudan çıkan bütün parçalar bunlar. Yalnız şuraya dikkat etmek gerekiyor. Orada bir dangle var. Yani wireless dangle'ı. Evet, onu şu şekilde çıkarabiliyoruz. Mıknatıslı o. Şöyle yaptım mı elime geliyor direkt. Görüldüğü gibi hem Type-C var, hem Type-A var. Bir de on-off var. Switch var orada. On-off yapılıyor. Şu gördüğünüz kablolu Rode Strix Scope RX denen o kırmızı optik Asus switchli klavyenin aslında kablosuzu var. Birebir aynısının kablosuzu var. Ve onun fiyatı 5000 civarında iken biraz daha gelişmiş olan şu klavyeye 8000 lira verdim. Soru işareti şöyle. Şimdi bu klavye hakikaten gelişmiş bir klavye. Şu açıdan gelişmiş. 4 adet gördüğünüz gibi fonksiyon butonu var üstünde. Aynı zamanda şu ses butonu var. Bu ses butonu arkadaşlar benim için gerçekten çok önemliydi. Yıllardır şu ses butonu olan bir klavye istedim. Şöyle tekerlekli bir ses butonu olan klavye. Bu çok avantajlı gerçekten. Ve bunun avantajını yaşıyorum şu an. Fonksiyon butonları deseniz, yani elinizin altındaysa kullanabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Fakat günün sonunda şu iki fonksiyona 3000 lira para vermiş oluyorum ekstradan. Ama sadece o iki fonksiyon değil. Aynı zamanda bu klavyenin şu şurasının çıkma özelliği, bu emsalsiz, görülmemiş bir özellik. Yani şunu buradan şu şekilde çıkarabiliyoruz ya. Bu şekilde çıkardığımızda gördüğünüz gibi harikulade bir durum söz konusu. Ve bunu buradan sadece çıkarmakla kalmıyoruz. Bunu diğer tarafa takabiliyoruz. Buraya takabiliyoruz. Bakın, bunun burada bir aparatı var. Bu aparatı çıkarınca şunu getirip buraya takabiliyoruz. Şu kısmını çıkartmamız gerekiyor. Şöyle yapıyorum ve şu şekilde takıyorum. Ve böylece
değişik bir durum oldu gördüğünüz gibi. Numpad'i sol tarafta olan bir keyboard. Numpad sol tarafta. Fakat bu keyboard benim hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Klavyeyi, numpad'i sol tarafta bir dakika bile kullanamadım. Üzerine bant yapıştırılmış kediye döndüm adeta. Çünkü benim kafamda bir kalibrasyon var. Şuradaki kontrol butonunu beynim otomatik algılıyor elimi koyduğum anda. Kontrol butonunun diğer tarafında bir buton varsa, hatta şurada fonksiyon butonları bile varsa, o klavyeyi kullanamaz hale geliyorum. Daha önce başka klavyelerde de yaşadım bunu. Dolayısıyla bu fonksiyon benim hiçbir işime yaramıyor. Diğer insanların, arkadaşların işine yarayabilir. Yani şu klavyenin bu şekilde sökülebilmesi, şöyle sökülmesi benim fazla bir işime yaramıyor şu an için. Fakat bir yere taşırken klavyeyi işe yarayabilir diye düşünüyorum. Tekrar taktım. Yani çantaya falan konulacağı zaman klavye bayağı bir sığabilir pozisyona gelecek bunu çıkarttığınızda. Dolayısıyla bu avantajı olabilir. Ama bir dezavantajı var. Bakın görüyorsunuz şurası oynuyor. Bu biraz sıkıntı çıkarabilir. Yani bu klavye çatırt diye kırılabilir şuradan. Eğer dikkatli olunmazsa, evde çoluk çocuk falan varsa orası biraz kötü. Yani açıkçası bunun tek parça olmasını yeğlerdim. Bakın şuraya bakın. Tek parça ne kadar muhteşem. Hiç öyle bir derdimiz yok. Harika. İşte yani şunun kablosuzuna mı dönsem, bunu satsam da diye düşünüyorum ama onu da yapamıyorum çünkü şu özellikle çok güzel. Şu ve şu fonksiyon butonları da aslında işe yarıyor yani kullanırsanız. Burada da yazılım. Yazılımı da bu vesileyle şimdi yakından bir inceleyelim. Evet. Rock Claymore 2. Programı görüyorsunuz. Şu an şarj oluyor. Armory Crate programı ise şu. Ve keyler elimizin altında, bütün keyler. Bakın şurada fonksiyon keyleri var. Ve programlar geri gelmiş ilginç bir şekilde. En sola Edge koymuştum. İkinci butona Firefox'u koymuştum. Şuradan basarak şuradan görebiliyorsunuz. Bu modda incelememin sebebi şu, aynı anda bir de klavyeye bakabilelim diye. Şöyle aşağıda bakınca bakın şu efektler. Mesela breathing. Şimdi bunu yaptığımız zaman nefes alıp veriyor. Color cycle efekti var. Brightness'lar tabi ayarlanabiliyor. Speed ayarlanabiliyor. Mesela fast yapalım. Farklı farklı renklere geçiyor klavye. Şu an color cycle efektindeyiz. Rainbow'a geçiyorum. Rainbow efektine geldim şu an. Ve şu an brightness 0. Bakın %25 brightness'ta. Tabi gece olduğu için şu an %50 yapalım. 75 ve 100. %100 brightness. Rainbow efekti. Reactive nasıl bir şey? Herhalde basmalı oluyor reactive. Ripple. Ripple'a geçtim ama evet, ripple harika. Bunlar tabii anlık keyif veren ama fonksiyonel olmayan efektler aslında. Çünkü ben çalışmam esnasında geceliğin özellikle ışığı görmem yeterli. Yani şöyle bir şey mesela oldukça keyifli. Hafif hafif de yanıp sönerse ya da şöyle. Tabii burada pil faktörü de devreye giriyor. Zaten adam battery mode diye bir şey koymuş yani oraya. Peki başka neler var? Evet, şu efekt. Bunlar mekanik klavyelerde artık alıştığımız aslında efektler, yabancısı olmadığımız. Şu an Quicksand'e geçtim. İlginç. Bu da keyifli bir efekt aslında. Şuna bakalım. Current. İlginç, bu da ilginç. Raindrop ne yapıyor? Yukarıdan aşağı iniyor. Evet, raindrop. Aura Sync. İlginç. Aura Sync ile senkronize. Aura Sync, Aura Center var. Aura Creator var bir de falan. Oralara hiç girmeyelim. İyice uzayacak video. Bence şurada Rainbow'da kalsın. Brightness da şu an %50 yeterli. Aynen bu şekilde. Power'a geliyoruz. Power'da neler var? %95'teyiz. Battery notification'larımız var. Alert işte %25'e geldi mi battery alert veriyor. Yani diyor ki git şarj et diyor. Bakın şurada ne var? Sleep moda geçme süresi. 3 dakika sonra idle moda geçiyor. Yani kapanıyor. Çok ince ayarlar var yani.
Fakat enteresan ayarlardan biri şu gördüğünüz her bir key'i, bakın select single key, yani istediğiniz bir key'i seçin ve ayarlarını yapın. Mesela insert key'ine geldim. Bakın insert'e mesela neler neler atayabiliyorsunuz. Bu da önemli. Windows shortcut'ı, multimedya, web sitesi aç, application. İstediğim her bir butona bir uygulama falan açma özelliği koyabiliyorum. Burada tabii ne olabilir? Mesela şu pause kullanılmıyor ya. Mesela page up, page down gibi butonlara bazı fonksiyonlar atanabilir ama mesela şu iki buton çok kullanılmıyor. Bunlara atanabilir. Ancak şunlarda sürpriz durumlar olabilir. Bir yerde bir page up, page down yaparsanız karşınıza garip garip şeyler çıkar ama çok önemli değil tabii. Fikir olsun diye konuşuyorum. Yani şöyle kabaca bir mevzuyu incelemiş olduk. Her şeyine baktık, klavyenin az daha bilek dayamayı unutacaktık ya. Bu da gerçekten güzel. Yani dokusu, hissi güzel. Ama kullanır mısınız? Ben mesela pek kullanmıyorum. Arada sırada böyle güzel bir şey olduğu için koyup kullanmaya çalışıyorum. Ama genelde şu şekilde kullanmak daha hoşuma gidiyor. Fakat gördüğünüz gibi yapışıyor buraya mıknatıslı. Ve görsel açıdan da muhteşem bir görünüme kavuşuyor. Yani kullanan kullanır. Kullandığı zaman da keyif alır. Onda hiçbir şüphe yok. Şöyle baktığınız zaman gerçekten güzel yani.